Merhaba, sis misliklendirme olarak bu videomuzda başlangıç seviyesi mantarhaneler için karbondioksit kontrollü havalandırma ve nemlendirme sistemi olan NO2C paketimizi tanıtacağız. Paket içeriğimizde 1 adet pano, 1 adet fan, 10 metre 8'lik basma hattı, 10 adet ayarlı turuncu nozul, 1 adet hat bölücü T, 2 adet hat sonu için kör tapa, 10 adet duvar bağlantı klipsi, 1 adet de yarım parmak çeşmeden 8'lik boruya dönüştürücü bulunmaktadır. Panomuzun çalışma şekli, ortada 2 adet açma kapama butonu bulunmaktadır. Buradan örneğin mantarlarınız kuluçka dönemindeyken yüksek karbondioksite ihtiyaç duyarlar. Bu durumlarda havalandırma sistemini kapatıp sadece nemlendirme sistemini açarak çalıştırabilirsiniz. Kompostlarınız ping vermeye başladığında ise tekrar havalandırmayı açarak sistemi çalıştırmaya devam edebilirsiniz. Ortada sol tarafta bulunan buton, fanları karbondioksit cihazına bağlı olarak zamanlayıcı kontrollü bir şekilde bizim istediğimiz ve girmiş olduğumuz değerler doğrultusunda otomatik olarak çalıştırır. Örneğin karbondioksit cihazımızı ayarlamış olduğumuz 700 ppm üst değerine ortamınız ulaştığında fanlarınız yine bizim belirlemiş olduğumuz 2 saniye çalış, 5 saniye bekle şeklinde çalışarak ortamınızı istediğiniz değere düşene kadar havalandıracaktır. Karbondioksit cihazımızın üzerinde bulunan ayar tuşuna basılı tutuyoruz. Ve ardından istediğimiz değere giriyoruz. Biz şu anda 700 giriyoruz üst değer olarak. Saat tuşuna basarak çıkıyoruz. Fanlarımızı prize takıyoruz. Fanlarımız zamana bağlı bir şekilde otomatik olarak çalışmaya devam ediyor. En sol köşedeki butonumuz ise cihazımız açıkken basıldığında fanlarınızı karbondioksit kontrol cihazını devre dışı bırakarak sadece zamana bağlı bir şekilde çalıştırır. Nemlendirme sistemimiz ise ortada sağda bulunan butona basıldığında nem kontrol cihazımıza girmiş olduğumuz ortamda istenilen nem değeri doğrultusunda nem kontrol cihazımıza bağlı olarak belirlemiş olduğumuz püskürt ve bekle aralıklarında nemlendirme yapmaya başlar. Ta ki istediğimiz değere ulaşana kadar bu işlem devam eder. Örneğin ortamda üst değer olarak %70 nem belirlediğimizde %70'e gelene kadar cihazımız belirlemiş olduğumuz 10 saniye çalış, 10 saniye bekle gibi periyotlarla çalışacaktır. Bu periyotları 1 saniye ile 99 saat arasında istediğiniz değerleri ayarlayabilirsiniz. Ortamdaki nem değeriniz %70'e ulaştığında durup belirlemiş olduğumuz alt değer örneğin 69'a düştüğünde tekrar devreye girip çalışacaktır. Sağ köşede bulunan buton ise nem kontrol cihazını devre dışı bırakarak sadece zamanlayıcıya girmiş olduğumuz değerler doğrultusunda nemlendirme sistemini çalıştırmaktadır. Cihazımızın elektrik bağlantısını fişini prize takarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Su grubu girişleri ise bastır tak hızlı bağlantılıdır. Göndermiş olduğumuz 8'lik boruya hızlı bağlantı aparatını vanaya takmak için yarım parmak vanaya sahip olmalısınız. Eğer yarım parmak vanınız yoksa internet sitemiz üzerinden veya herhangi bir tesisatçıdan tedarik edebilirsiniz. Yarım parmak vanımız takıldıktan sonra bağlantı aparatımıza vanımıza takıyoruz. Anahtar yardımıyla iyice sıkıyoruz. Ardından su giriş borumuzu keserek vanaya oturtup cihazımız üzerinde bulunan su giriş bölgesine bastırarak takıyoruz. Spreyleme hattımızı ise makinenin üzerinde bulunan su çıkışına taktıktan sonra yine aynı şekilde bastırarak takıyoruz. İlk nozulumuza kadar bu boruyu uzatıyoruz. İlk nozula geldikten sonra nozulumuzu atıp yine sırayla belirlemiş olduğumuz nozul bölgelerine atıyoruz. Ardından hattı sonlandırmak için son attığımız nozulun hemen devamında kısa bir boru keserek
Yine borumuzun ucunu ısıtıyoruz. Son nozulumuza taktıktan sonra kör tapayla hattımızın sonlandırılmasını yapıyoruz. Eğer hattımızı ikiye ayırmak istiyorsak paket içerisinde size göndermiş olduğumuz T aparatına bizim belirlediğimiz hattı böleceğimiz yerden kestikten sonra T'yi oturtup yine araya ilk nozulun püskürtmesini istediğimiz miktarda boruyu kestikten sonra hatta devam edebiliriz. Yine onu da aynı şekilde kör tapımıza sonlandırabiliriz. Bu işlemleri yaparken borularımızı sabitlemek için size göndermiş olduğumuz duvar klipslerini bu şekilde takarak hattımızı da istediğimiz noktaya sabitleyebiliriz.